değiştik, dönüşüyoruz ya sonra? Yunan filozof Heraklitos, değişmeyen tek şey değişimin kendisidir demiş. Gerçekten de öyle değil mi? Dünya dört buçuk milyar yıldır değişim ve dönüşüm içerisinde. Biz insanlar konuşmayı beceremezken artık dünyada görüntülü konuşmalar başladı. Biz İnsanoğlu dört buçuk milyar yıldır değişime dönüşüm içerisindeyiz farkında mıyız bilmiyorum ama dünya yeni bir sayfa değiştiriyor teknolojinin büyük bir transformasyonla yani değişim ve dönüşümle beraber dünya bir sayfa değiştiriyor kabul edelim ya da etmeyelim yeni dünyaya doğru gidiyoruz pandemi ile birlikte de bu yeni dünyada iki farklı insan grubu oluştu. Bir, değişim ve dönüşümlerden korku ve kaygı duyanlar. İkinci grup ise değişim ve dönüşümlerden heyecan ve merak duyanlar. Heyecan ve merak çok önemli. Heyecan ve merak her alanda çok önemli. Peki geçmişte de böyle değil miydi? Birinci endüstri devriminin itici gücü James Watt'ın mucidi olduğu buhardı. Hepimiz etkilendik. İkinci endüstri devriminin itici gücü Thomas Edison'ın bulduğu elektrikti. Hepimiz çok etkilendik. Üçüncü endüstri devriminin itici gücü bilgisayardı. Çok ama çok etkilendik. Etkilendik, değiştik, dönüşüyoruz. Ya sonra? Bütün bu devrimlerde değişim ayak uyduranlar da olmuş ama değişime karşı duranlar da. Bir Çin atasözünde değişim rüzgarı başladığı zaman bazıları duvar inşa eder, bazıları ise rüzgar değirmeni. Her devrimde değişim ve dönüşümlerden korku duyanlar, yani duvar inşa edenler de olmuş ama değişim ve dönüşümlerden korkmayıp, merak duygusu içinde olan, heyecan duygusu içinde olan rüzgar değirmenleri inşa edenlerdi. Ben hep ikinci gruptaydım. Her adım atışımda heyecan ve merakım ön plandaydı. Türkiye'nin ilk hologram merkezini memleketime açarken de, daha kimse konuşmazken Z kuşağıyla ilgili ilk kitabımı yazarken de Türkiye'nin ilk yapay zeka sivil toplum kuruluşlarından birisini kurarken de 58 yıllık bir televizyon kanalında ilk teknoloji programını yaparken de. Flaubert aşkı merak olarak tanımlar. Neşet Ertaş ise aşkınan koşan yorulmaz der. Belki de sizler de bugün Heyecan ve merak duyduğunuz için buradasınız. Dışarıdakilerden çok farklısınız. Dönüşümlere geç kalmamak, dönüşümlere koşmak için buradasınız. Flaubert aşkı merak olarak tanımlıyor. Neşet Ertaş ise aşkınan koşan yorulmaz diyor. Birinci endüstri devriminin itici gücü buhardı. James Watt bunu gerçekleştirdi. James Watt'ta Aşk olmasa, heyecan olmasa, merak olmasa biz devrimleri konuşabilir miydik? Aynı şekilde Thomas Edison'da bunlar olmasa biz şu an devrimleri konuşabilir miydik? Gördüğünüz dörtlü, interneti icat eden dörtlü. Bu dörtlü de aşk olmasa, merak olmasa, heyecan olmasa biz şu an interneti, Web 1, Web 2, Web 3'ü konuşabilir miydik? Konuşamazdık. Konuşamayacağımız gibi de tabii ki de tartışamazdık. Dünya büyük bir dönüşüm içerisinde dedik. Ve Web 3 bu dönüşümü çok daha hızlandırıyor. Ben devrimler arasındaki farklılıktan anlatırken balıkçılık örneğini çok severim. Geçmişte Orkinos avcılığı basit bir işti balıkçılar balık tutmaya, orkinos tutmaya giderlerken yıldızlara bakar, rüzgarlara bakar ve sefere çıkarlardı. Bazen bu tahminleri tutardı. Ama bazen de tutmayıp fırtınaları çok büyük tehlikelerle karşı karşıya kalabilirdi. Tekneler bazen alabora olabilirdi. Ama günümüzde orkinos avcılığı artık GPS navigasyon araçlarıyla dolu uydu tarama sistemleriyle balıkların yerini çok net bir şekilde bulabiliyorsunuz. Ve tabii ki de daha fazla balık tutuyorsunuz. Teknoloji hızlandırır, hata azaltır. ve 3 de hayatımızı hızlandırarak dönüştürecek. Birbirinden farklı teknolojiler var. 50 milyon kullanıcıya ulaşmak için radyonun 38, televizyonun 22, Sosyal medyanın bir yıla ihtiyacı var. Ama artık dünyada 3,5 milyar internet kullanıcısı var. Web3 ile beraber 50 milyon kullanıcıya belki bir saatte ulaşabiliyorsunuz. Web3 ile dönüşüm çok hızlı geliyor. Buna hazır olmamız lazım. Web3'ü bir şemsiye olarak düşünün. Bu şemsiyenin altında onlarca kavram var. Bu kavramların birincisi blockchain. Diğer devrimlerin hepsinin merkezi var ve etki alanları belli. Ama blockchain merkeziyetsiz bir alan oluşturuyor. Ve bütün dünyayı, bütün insanlığı etkileyecek bir alan söz konusu. Metaverse, hepimizin son aylarda sıkça kullandığı kavram. Hayatımıza belki yeni girmiş gibi düşünsek de 30 yıl önce hayatımıza giren bir kavram. 2030 yılında yaklaşık 13 trilyon dolarlık ekonomik hacim yaratacak gizemli bir kavram. Ve uzun yıllarda Metaverse'ü konuşmaya devam edeceğiz. Ve oyunu değiştiren güç, yapay zeka. 2025 yılından sonra her alanı dönüştürecek yapay zeka. Herkesin ilgilenmek zorunda olduğu bir kavram yapay zeka. İlgilenenlerin başarılı olacağını şimdiden söyleyebilirim. Yapay zeka her alanı dönüştürüyor. Oyunu değiştiren güç yapay zeka. Ve 2030 yılında yaklaşık 16 trilyon dolarlık bir ekonomik hacim yaratacak. Peki yapay zekanın tarihine baktığımız zaman 1950'li yıllarda çıkan bir kavram. Alan Turing, John McCarthy, İngiliz bilim insanları bu kavramları ortaya atan insanlar. Yani 1950'li yıllar, yaklaşık 70 yıl önce yapay zekanın ortaya çıktığını ve İngiliz bilim insanlarının bu kavramı ortaya attığını söyleyebiliriz. Peki bu resimdeki kişiyi tanıyor musunuz diye sorsam belki salonun büyük bir kısmı tanımayacaktır ya da cebinizde 10 TL var mı diye sormuş olsam, belki çoğunuzda vardır ama 10 TL'nin arkasındaki ismi birçoğunuz bilmiyorsunuz. Ben hemen size söyleyeyim. Ordinarius Profesör Cahit Arf. Bu topraklardan yetişmiş bir değer. Bu topraklardan yetişmiş bu değer Anadolu kentinde, Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde. Daha yapay zekanın ilk konuşulduğu yıllar, 1950'li yıllarda saatlerce süren yapay zeka konferansı veriyor. Bu topraklar değişim dönüşümlere uzak değil. Bu topraklar değişim dönüşümlere hazır topraklar. Peki Cahit Harf'ta aşk yok mu, heyecan yok mu, merak yok muydu sizce? Bence vardı. Ama bazen yalnız kalırsınız. Belki Cahit Arf yapay zeka ile ilgili çalışmalar yaparken 1950'li yıllarda aşkına, heyecanına, merakına ortak bulamamıştı. Belki de ortak bulamadığı için şu an ülkemiz teknolojide ilk beşte değil. Ama hiç üzülmüyorum. Çünkü aşkına, heyecanına, merakına ortak bulacak karşımda yeni Cahit Arf'lar görüyorum. Sizleri. Bir kitap düşünelim. Bu kitabın ismi Yeni Dünya olsun. Bu kitabın birinci sayfası Yapay Zeka. İkinci sayfası Metaverse. Üçüncü sayfası Blok olsun. Ya diğer sayfalar. Bilmiyoruz. Diğer sayfaların ne olacağını bilmiyoruz. Dönüşüm çok hızlı geliyor dönüşümün tam ortasındayız. Ya ayakta kalacağız, ya yok olup gideceğiz. Birinci endüstri, ikinci endüstri, üçüncü endüstri, web 1, web 2, web 3, web 4, web 5. Sayıları bir kenara bırakalım. Sen, bizler bu dönüşümde masada mıyız yoksa menüde miyiz? Karar verelim. Teşekkürler.